Herkese merhaba. Evet, şimdi Carrefour'a gittik. Aslında balık almaya diye gittik. Carrefour'un balığı çok güzeldi ama kalmamış. Şöyle buzluk çantamızla gittik. Biz de Carrefour'dan bir şeyler aldık ve 101'e uğradık. 101'den de bir şeyler aldık. Şimdi hemen sizlere onları göstereceğim efendim. Pardon, 101 değil, BİM'e gittik. BİM. Evet, şimdi başlıyorum Carrefour alışverişine. Şöyle Nescafe Gold aldım. 32 lira 85 kuruş. 200 gramlı 2 paket Nescafe Gold. 1 adet Lipton Doğu Karadeniz çay 19.95. Bunları böyle birazcık yanılabilirim. Çünkü fişini almamışız. Şöyle kemer patlıcan aldım. Şimdi birazdan karnıyarık yapacağım. Isırma yapacağım. 3.45'ti kilosu. Bu kaç kilo geldi bilmiyorum. 1.75 veya 95 fiyatı kremalı mantar aldım. Çabuk çorba, ben çok seviyorum onu. 2 tane avokado aldım. 5.85 fiyattı tanesi. 5.85. Aa, sivrisinekler çıktı artık. Rate aldık. 14.90 fiyatı. Ve banvit piliç aldık Carrefour'dan. 20.95'ti kilosu. İşte şöyle 1, 2, 3, 4 paket göğüs. Ve Carrefour'dan hemen açalım şunu. İçinde buz akısı da var bu arada. Çok güzel tutuyor. Bir açıp geliyorum. Vallahi hiçbir şey olmamış. Harika bir çanta bu. Şöyle 6 adet süper fresh pizza tostu aldım. Dolapta hazır dursun diye. Çok acıktığımda yiyorum. Seviyorum. 7.95'ti fiyatı. 6.95'e aldık ya da 6.75'i, hatırlamıyorum. Şunları buzluğa atıp geliyorum. Ve hızlıca gelelim BİM alışverişine. BİM'den ne aldık? Tavuk kanat ızgara aldık. Şöyle göstereyim. 4 paket. Ne kadarmış? 12.20.95 kilosu tavuk kanatın. 12.93, 12.49 tutan var. İşte 11 lira ve 10 lira. Yani yaklaşık 45 lira, 50 lira bu kabak kanat. Aldık. Şimdi porsiyonunu hep dolaba atacağım. Ayrıca dondurulmuş bezelye aldım. Şöyle. Çok uygun geldi bana fiyatı. 450 gramı mı? Bakayım. Ha, pardon. Tabii doğru. 400 450 gramı 6.95. Hemen dondurucuya koyup geliyorum. Ne zamandır böyle bir mikrofiber beze ihtiyacım vardı camlar için, arıyordum. Şansıma BİM'de buldum. Parex'in ikili mikrofiber bezi. Şurada şöyle test yeri de var. 6 lira 95 kuruş. Ve 2 adet de yine dolapta dursun diye şey aldım. Piliç yaprak döner aldım. Isıtıye tarzında, yani bu dursun. No, en olmadık zamanda elime yapışıyor. 200 gramlık ne kadarmış? 5.45 tanesi. Ve kavurma aldım. Şöyle dana kavurma, ben seviyorum. Ender yemiyor bunu, ben yiyorum. O 150 gram 11 lira 95 kuruş. Çok güzel oluyor tadı. Ve 2 adet de birden lavaş aldık. Tanesi ne kadardı bu lavaşların? İşte 7 lira mı 8 lira mı bilmiyorum. Unuttum. 2 paket lavaş. Bunu neden aldım? Hem lahmacun yapmak için, hem de pizza. Yakın zamanda pizza yapacağım. Anneannem ne zamandır pizza yemiyor. Onun için pizza yapacağım. Evet, alışverişimiz bu kadar. Bugün hava yağmurlu. Bayağı bir yağmur var. Bakalım. Ben de şimdi üzerimi değiştirip geleceğim ve bunları paketleyeceğim. Akşam yemeği hazırlıklarına başlayacağım. Önce bunlar dolaba. Sonra üzerimi değiştireceğim ve karnıyarık, yani kıstırma yapacağım. Herkese bu muhteşem halimle mutfaktan merhaba. Ne yapıyorum şu an? 3, 4, 5 çeşit aynı anda yapıyorum. Neden diyeceksiniz? Kendime karnıyarık, yani kıstırma yapıyorum. Nedir o derseniz, patlıcan ve kabaktan kıymalı harç koyup kendime karnıyarık yapacağım. Anneannemin tabiriyle kıstırma yapacağım. Düdüklü tencerede hindi etim var. Hindi göğsü. Çocuklarıma da yemek yapıyorum. Öncelikle hindi göğsünü haşlayacağım. Haşlıyorum. Yani şu an düdüklü tencerede haşlanıyor. Haşlandıktan sonra birazcık hindi eti suyundan
Biraz kalanını da kaynar su kaynatıp içine işte havuç koyacağım. Ama havuç ve kabakları rendeleyeceğim. Onların yemeğinde ne kullanacağım bir baştan toparlayayım. Hindi göğsünü haşlıyorum. Haşlandıktan sonra hindi etlerini, göğüsleri bir kaba alıyorum. Yarı yarıya bile değil aslında. Mesela 1 litre ise 1 litre ise işte 5 su bardağı, 3 su bardağı normal su, 1 su bardağı da hindi suyu. Sıcak su ekleyeceğim. Yani hindi göğsü suyunu normal suyla karıştıracağım. Sıcak suyla kaynamaya bırakacağım. Tekrar kaynadıktan sonra içerisine ne koyacağım? Bezelye ilave edeceğim. Bezelyeler biraz yumuşadıktan sonra karbonhidrat olarak ne seçeceğiz? İşte bilmiyorum, hani pirinç olur, makarna olur, yulaf olur. Ben bugün makarna veya bulgur kullanabilirim. Hiç bilmiyorum, pirinç de kullanabilirim. Bakacağım ona. Onu ekliyoruz ve o suyunu çekmeye başladığı zaman diğer sebzeleri ben rendeleyerek kullanacağım için havuç rendesi ve sakız kabak rendesi ilave edeceğim. Bal kabağı ilave edeceğim ve şimdi semizotu yıkayacağım. Onlara bütün işlemler bittikten sonra ocağın altını kapatacağım. Semizotunu ekleyip iki tur karıştıracağım ve hindi göğüslerine tif tif ekleyip karıştırıp onu oda ısısına gelene kadar bekleteceğim. Sonra fırında ne var? Tam buğday unundan ekmek var. Ender ekmek istedi. Burama bir şey mi olmuş bilmiyorum. Çok kötü duruyorum ya. Bilemedim. Ender ekmek istedi. Tam buğday unundan şekersiz, tuzsuz, ılık suyla mayayı açtım. Instant kuru maya, aktif maya kullandım. Ve tam buğday ununu ekledim. Harmanladım. Yoğurdum. Fırının içinde. Fırın yanmıyor. Hani sıcak diye oraya koydum. Kendime bunu yapıyorum ve ne yapacağım? Cacık yapacağım bugün. Daha sonra cacık yapacağım. Pilav yapacağım bize. Yağsız, tuzsuz, ortaya karışık Japon pilavı. Bu kadar. Şimdi başladım. Dediğim gibi hindi göğüsleri haşlanıyor. Onlar haşlanırken patlıcanlarımı şöyle irili ufaklı şöyle patlıcanlarımı pijama şeklinde kestim. Şuradan kestim. Yardım. Tuzlu suyun içinde bekletiyorum ki o acı suyunu atsın. Kabaklarımı da aynı şekil hafif pijama yapıp altın üstünü kesip ikiye bölüp ortadan keseceğim. Soğanımı doğradım. İç harcı için sarımsağımı doğradım. Ben biraz da böyle şimdi kabuk taneleyeceğim. Kabuklu, yani şöyle diş diş. Aa, ne kadar sert. Şöyle diş diş de koymayı seviyorum. Böyle diş diş de yemeğim için sarımsak taneliyorum. Böyle işte ara ara çekmeye çalışırım. Bunlar kolay tarifler. Tarif vermeme gerek yok. Çocukların yemeğinin tarifini verdim sizlere. Zaten her zaman yaptığım bir yemek. Sebzeleri değişebiliyor mevsime göre. Taze fasulye de koyabilirsiniz. Ispanak da koyabilirsiniz. Yeşil biber çok iyi. Ama tatlı olacak. Charleston. Hatta varsa ben biber de ekleyeceğim çocukların yemeğine. Onlar için gerçekten çok iyi. Yeşil biber ama tatlı. Evet, sarımsaklarımı taneledim. Ara ara çekmeye çalışırım. Bay bay. Yeşil biber şöyle. Charleston tatlı olacak. Buldum iki tane dolaptan. Yani var da iki tane onlar için yeterli. Çekirdeklerini çıkarıp minik minik doğrayacağım. Ve bunlar da yemeklerinde olacak. Afiyet olsun. Evet, karnıyarım, kıstırmam hazır. Böyle dişlediğim sarımsakları, yani diş diş ayırdığım sarımsakları gelişigüzel koyuyorum. Ben böyle kabuklu seviyorum. İç harcında da sarımsak var. Yanlış olmasın. Ama ben anneannemden hep böyle gördük. Küçüklüğümden beri bu şekilde lokum gibi oluyor. Yiyoruz. Alışkanlık. Ben balık yemeklerine de bu şekilde dişli sarımsak, yanlı sarımsak koyuyorum. O yüzden şöyle şöyle batırıyorum ve pişiriyorum. Hazır olacak, bakar mısınız? Hem kabak hem patlıcan. Ay, şimdiden ağzım sulandı. Çok güzel. Bunu nereye? Buraya. İki tane var bunda. Bence çok lezzetli oluyor bu şekilde. Tabi tercih meselesi. Mesela Ender böyle kabuklu sevmiyor. Ben seviyorum.
Ender uyuyor şu anda. Yemek bekliyor. Ona da şimdi tavuk sote yapacağım. En yağsızından o tavuk sote yiyecek. Böyle yemekleri sevmiyor Ender. Çok şaşırıyorum yani. İnsan yemez mi? Enginardır, pırasadır, böyle kabak, patlıcan. Hiç alışmamış, hiç sevmiyor. Şaşırıyorum. İnsan nasıl yemez şu sarımsağı, şu yemeği, değil mi? Şimdi ona güzel bir tavuk sote yapacağım. Hadi bana kolay gelsin. Pancar ekşilemem, pancar ekşilemem, pilav ve karnıyarım, kıstırmam hazır. Ay, yağmur geldi. Yağmur da yağıyor. Annemlerin payını şöyle bir sefer tası, şöyle bir çanta hazırladım. Çocukları Gülşah bekliyorum. Gülşah gelecek ve bunları alacak. Evet, bunun içine ne var derseniz. Pancar ekşileme, pilav ve karnıyarık var. Onları aradım zaten. Yemek yapıyorum diye. Yemek yapmayın diye. Kıstırma var dedim. Onlar öyle anlıyorlar. Kıstırma, pilav ve pancar ekşileme. Şimdi Gülşah gelecek bunları almaya. Enderimin ekmeğini fırına attım. Çok güzel mayalandı. Tam buğday unundan ekmek mayalamıştım. Şu an fırında. Tavuk göğsü var onun. Yağsız, tuzsuz, böyle değişik bir tavuk göğsü sote. O da ocakta. Şimdi Ender'in yemekleri kaldı. Sote pişmek üzere. Ekmeği bir 25-30 dakikası var. Yağmurlu bugün hava. Çocuklarımı da görüyorsunuz. Ballarımı. Gülşah! Gülşah daha gelmiyor. Gülşah bekliyoruz efendim. Gülşah bekliyoruz değil mi? Fox. Nerede Gülşah? Gülşah nerede? İnanamıyorum. Gülşah nerede? Evet, hep beraber Gülşah bekliyoruz. Aa, bu arada Gülşah derken çocuklarımın yemeği de hazır. Bulgurlu yaptım. Semizotu, havuç, bal kabağı, sakız kabak, bezelye, hindi göğsü ve bilmiyorum. Başka ne koyduk? Bezelye, biber. Ve biber. Çocuklarımın yemekleri de hazır. Şöyle büyük çiğ köfte tepsisine koydum. Çiğ köfte tepsisinde. Balkonda hava da çok müsait. Böyle ılımasını bekliyorum. Birazdan onlar da yemeklerini yiyecekler. Ara ara karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çocuklarımın bol vitaminli, bol şifalı yemekleri. Çünkü bugün onların ev yemeği günü. Hiç atlamıyoruz. Onların ev yemeği günü olduğu zaman atlamak yok. Vallahi yapıyorum. Çatır çatır. Çutur çutur yapıyorum, değil mi? Memnun musunuz yemeklerden acaba? Evet. Evet, Gülşah geliyormuş. Aradım. Kısa bir ara verdik. Nerede dedim, nerede? Gülşah, neredesin? Gülşah geliyormuş. Bunlar da yemek bekliyorlar. Bakar mısınız ya? Yemek mi bekliyorsunuz siz hayatım? He? Yemek mi bekliyorsunuz siz? Uy, ben size kurban olayım ya. Yemek bekliyorlar. Yemek. Yemek bekliyor bu ballar. Ne yiyeceksiniz bugün? He? Ay, bugün ev yemeği günü mü? İnanamıyorum. Seray size neler pişirdi? Ha? Beğenecek misiniz? Seray ne yaptı bugün mutfakta? He? Kobe? Fox? Ay, çocukum. Evet. Ay, hadi Gülşah. Gelemedi Gülşah. Hep gelirdi hemen. Bugün gelemedi. Gülşah gelemedi bugün. Fox, yemeği beğenir misin acaba? Bal çocuğum benim. Bugün de 1 Haziran. Denizler serbest. Aslında bugün açılış, denize gitmek istiyordum. Yüzmek istiyordum ama maalesef gidemiyorum.
hava yağmurlu. Ama en kısa zamanda denizin bir açılışını yapmak istiyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Sen seviyor musun acaba? Ha? Kobe çok sevmez suyu. Fox sever. Fındık mümkün değil. Ya fındık suyu sevmiyor değil. Fındık arabayı sevmiyor. Yani arabaya binip gideceğimiz için hiç tercih etmez. Arabadan ciddi derecede stres oluyor. Fox sever. Aa! Yine ben ne yapıyorsun? Sen! Ne yapıyorsun? İyi. Aa! Sen nereden geldin? Hı? Bir dakika ya. Buradaydım bir ya. Dakika bugün ne? Bugün pazartesi. Buradan direkt işe gidiyorum. Şimdi? Ya, sen bu hafta sonu yine mi geldin? Hafta sonu buradaydım. Hiç haberim yok. Dur bir dakika alacağım seni. Gece geldim daha doğrusu. Afiyet olsun hayatım. Sağ ol. Afiyet bas şeker olsun bebeğim. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Hadi gel yemek yiyelim. He? Yok ya. Hiç gideyim. Mi vaktin yok? Hemen mi gideceksin? Giderim. Nasıl biraz ya? Biraz olmadı otururuz öyle. Hadi giderim. Gel. Tamam. Gel. Gel bebeğim. Uşmak yani. Özlediler seni. Özlediler. Gel. Ne haber? Niye yemeği alıp gidiyorsun? Ya inanamıyorum ya. Niye? Çocuklarım ağlıyor bu sürprizlerden. Evet özlüyorlar. Onlar da. Niye diyor ya? Hayır anlamadım. Doğrusu da ona. Şşt, görüşürüz. Teşekkür ederim. Ben kaçıyorum. Afiyet olsun. Hadi geçin. Geri git. Tamam sen. Şşt, fındık gir bekle, içeri. Bekle. Kapı açayım. Bekle. Onlar çıkmıyor kapı açık olsa da. Dur. Ay Selahattin geldi. Hoş geldi. Hadi gel. Koş. Koş. Gülşah'cığım hoş geldin. Nasılsın? İyi sen? Ya vallahi bu sürprizler ne güzel ya. İnanamıyorum. Funda ne olmuş ya? Ne olmuş Funda? Şişmiş. Geç. Oturalım burada. Geç içeride geçebilirsin. Yemek de yiyebiliriz hemen. Hayır. Çocuğum. Hoş geldiniz. Hoş geldin Serap. Dedemin adı ağzımızın tadı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gülşah'cığım hoş geldin hoş hayatım. Naber? İyidir senden ne haber? İyiyim Allah'a ne yapayım. uçuyor. Ay. Hadi bakalım. Evet, Selahattin uğradı. O kadar mutlu oldum ki ay gözlerim doldu. Çok özlemiştim yaklaşık. 1-2 aydır görüşemiyorduk. Neyse. Ender'in tam buğday ekmekleri çıktı. Şimdi pişirdim. Hiç şeker yok içerisinde. Maya, ılık su ve tam buğday unundan şöyle 2 adet somon ekmek. Pancar ekşilemem de hazır ve bugünün menüsü dur çocuğum Kobe Ender'in yağsız tuzsuz et sotesi biberli domatesli ne var içinde baharat olarak kırmızı tatlı toz biber karabiber kimyon var bu kadar ve benim yemeğim karnıyarık kıstırma şöyle yarısı annemlere gitti biraz dibini bilerek tutturdum. Dibini fırın ötüyor. Dibini bilerek tutturuyorum onun. İyice suyunu çektiriyorum. Bu arada tenceremin kapağı kırıldı. Nazar çıktı diyelim. Evet çocuklarımın yemekleri de hazır. Şöyle onların tabaklarını açacağım. Ve ay bu ne kadar zor. Bir saniye. Evet misler gibi tabakları hazır. Yemekleri de hazır. Ay ne güzel pişti. Bu arada tekrar söylüyorum. Semizotu ve rendelenmiş kabakları eğer havucu rendelerseniz rendelenmiş havuçları piştikten sonra bulguru, pirinci artık hani ne kullanıyorsanız ekleyin ve kapağını kapatın. Gayet güzel pişiyor. Bilginiz olsun. Yani tekrardan onu böyle haldır suda pişirmeye gerek yok. Bol hindi etli yemekleri hazır. Bezelyeli görüyorsunuz. Bak bezelye, havuç, bal kabağı, sakız kabak, semizotu. Ondan sonra 3
Charleston biber ama tatlı olacak. Lütfen biberleri tadın. Charleston biber olsun. Diğeri yaramaz yani. Acı acı onlar için iyi değil. İki tane koydum zaten biber. Evet. Yemekleri hazır. Çok güzel. Can çocuklarım. Porsiyonlarını da ayarlayın. Mesela Fox 4 kaşık yer. Kobe 3, fındık da 3. Genelde Kobe ve fındık aynı yiyorlar. Köpeklerin boy kilodan, yaştan ziyade tabii 1 yaşa kadar es geçiyorum. Bebeklik dönemi o dönem. Günlük aktivitelerine göre, enerjilerine göre hesaplanıyor bu. Yani onu ayarlarsınız. Onu ayarlarsınız. Fox mesela bizde en çok yiyip içen yakandır. Fındık ve Kobe çok öyle yiyip içip yakmazlar. Ama bunun biraz yaşla da alakası var. Karakterle alakası var. Huyla alakası var. Böyle işte. Bu kalanı ne yapıyoruz? Evet, şimdi esas kilit soru. Şimdi benim çocuklarım yarın da yiyeceği için ben bunu iyice oda ısısına geldikten sonra buzdolabında saklayacağım. Ama diyelim ki bir tane ve ben hani yapmışken bir seferde yapayım diye böyle bol bir yemek yaptım diyelim. Hera varken, rahmetli kızım nur içinde yatsın, meleklerle uyusun. Kızım varken böyle bol yaptığım zaman ne yapıyordum? Buzdolabı poşetlerine onun yiyeceği porsiyonları oda ısısına geldikten sonra ayırıp derin dondurucuya saklıyordum. Ve 3 ay, 5 ay, hadi 5 ay diyelim. 5 ay bu yemek dayanıyor. Onun ev yemeği günlerinde bir gün önceden çıkartıyordum buzdolabına geceden. Sabah çözülmüş oluyordu tabii. İşte yemek saatinde akşam 5'te 6'da veriyordum. Ha diyelim ki unuttunuz. Mikrodalganız varsa mikrodalgada da çözündürüp bu yemeği verebilirsiniz. Yani demek istediğim, porsiyonlara ayırıp buzdolabı poşetlerinde bir seferde çok yaptığınız zaman derin dondurucuda buzdolabı poşetlerinde porsiyonlar şeklinde saklayabilirsiniz ve çözdürüp verebilirsiniz. O şekilde de oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi ben çocuklarıma servis yapacağım. Yemekleri hazır. Fındık burada yiyor. Fındığınkini buraya. Fındık, gel kızım. Fındık. Kobe çekil. Fındık gel. Al kızım. Ye. Evet. Fındık orada yiyor. Ye kızım. Ye. Afiyet olsun. Kobe. Gel. Kobe. Herkesin yeri belli. Kobe al kızım. Kobe. Al kızım. Afiyet olsun. Ve evet. Fox da burada yiyor. Ye oğlum. Evet. Onlara afiyet olsun.